teşekkür ederiz. Alkışlar son yarışmacımız Tuğçe Hanım için. Bundan sonrası da ya Gözde Hanım ya Tuğçe Hanım. İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Eğer ki herkes hak ettiği puanları alabilseydi daha da iyi olurdu ama belli şanssızlıklar yaşandı. En büyüğünü de ne yazık ki Sefa Bey sıkladı. Evet. Performans şahaneydi. Gördünüz. 8100. 17 tane harf alırız demektir. Sizden sonra yarışacak kimse yok. O yüzden isterseniz 17'sini birden alın. Ayaklarımız yere bassın. Sakin sakin ilerleyelim. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Yer sofraları içinde kullanılan bir tür büyük tepsi. Sini. Nedir o? Sini. Sini. Gelsin ikinci soru. Ek almış, o aldığı ekle birlikte dört harfli olmuş. Bakalım. Bakalım. Kırmızı rengiyle dikkat çeken hemen her şey için kullanılabilen bir tabir. Yani üzerinde kırmızı varsa biz ona diyebiliriz ki... Kızıl değil. Kızıl değil. Ateş değil, öyle değil. Ateş de değil. Nasıl bir şey bu? Kırmızı. Kırmızılım. Allı. Nedir? Allı. Allı. 4 puan değerinde. 5 harfli tek kelime. İşte şöyle sorulmuş efendim. Patlayıcılar için ateşleme kapsülü. Bir harf alacağım. Aldık bir harf. Onu görüp de sakın fitil demeyin. Fişek. Fişek de değil o. Fitil. Değil. Neyi çektim? Fişek geliyor aklıma fişek şu an bir tek. Fişek değil. Fişek değil. Patlayıcı de deyip mesela işte bomba şu bu filan onun nesi olur? Evet. F ile başlayan. Pim değil. Pim değil. Pim onu evet. Çektiğinizde onu aktive eden şey. Ah gittim. F harfiyle başlıyor. Batı kökenli bir kelime yaygın kullanılıyor. Dilimizde ne olabilir? Çok fişek gibiydi. Çok fişek gibi. Neymiş efendim o? Fünye. Duymuş muyuz? Bilmiyorum. Yabancıymış zaten bu kelime. Şimdi iş biraz yokuşa vurdu kendi kendine. 8900 puana çıkabilecek durumdayız. Bu da demektir İyi. Ki 8 harf alabiliriz. Tamam. Tamam. O sakinliğinizi bozmayın siz. Tamam. Buyurun geliyor yenisi. Tat ve kokunun birlikte oluşturdukları duyum. Eskiler raiha da derlermiş. Bu Latince kökenli bir kelimedir. Tadım değil bu. Tat ve kokunun birlikte oluşturduğu duyum. Aroma. Nedir o? Aroma. İşte Tuğçe Hanım budur. Tebrikler. Çok daha basit sorular var elimde. Mesela harf alırsanız üzersiniz beni. O kadar basit. Hadi. Görelim lütfen. Herkesçe tanınma ve bilinme durumu. Herkesçe tanınma ve bilinme durumu. Meşhur diyeceğim değil. Meşhur olanın neyi vardır? Ün. Ünü vardır. Ün dediğinizin eş Şöhret. Anlamlısı nedir? Şöhret. Bina ettik cevabı. Birlikte inşa ettik. Haydi yenisi geliyor. Biraz böyle zıpır bir soru yalnız. Ağırbaşlı çikolata. Bitter mi bu? Bana mı soruyorsunuz? Bitter. Cevap veriyorsunuz. 2100 puana çıkartıyorsunuz kasayı. Hiç hoşlanmadım. Neden? Sevmediğim Sütlü için. Seviyorum çünkü. Buyurun cevabı yeni soru gelsin. Ne oldu? Cevabı verirken hiç hoşlanmayarak verdim. Evet. Bundan hoşlanın ama. Taşınabilir bilgisayarlara adını da veren beden bölümü açıldı ki durdurak bilmemecesine. Şundan azıcık korkuyorum. Çünkü yaygın kullanılan bir kelime değil bu. İki kelimeden oluşuyor öncelikle. Ama olsa olsa ne olur diye düşünürse insan rahatlıkla bu iki kelimeye ulaşır gibi geliyor bana. Bir bakın bakalım. Hamağın, bildiğimiz hamağın diğer adı. Hamağa bir isim koyacak olsaydınız... Sallanan bir şey. Ne derdiniz? Yat sallan derim ben. Yat sallan demeyin. Siz o zaman isim koymayın. Tamam vazgeçtim. Koyulmuşu düşünün. Evet düşünüyorum. Ne işe yarar hamak onu düşünün. Hamak sallanır yani. Ben başka bir şey mi düşünüyorum acaba? Yok sallanır da ne işe yarar yani sallanmak için değil herhalde. Dinlenmek, yatmak. Çok güzel. Yat. Hadi bir harf. Evet bir harf aldık alayım. Bir harf. Yumuşak ye. Bu zor bir soru.
Çünkü kullanılan çok yaygın kullanılan bir tabir değil. Gelsin bir tane daha. İşte Y'si geldi. Haydi çalıştırın. Halledersiniz siz. Bir tane daha. Nasıl yatak? Nasıl yatak? A yatak. 500 puan yerinde. Yerleşti yerine. Geriye de kaldı 6 tane soru. 6 tane sorumuz var. Hı hı. 6 tane de harf alabilecek durumdayız. Tamam. İşin güzel tarafı 1 dakika 43 saniye gibi gayet güzel bir süreniz var. Aceleye mahal yok. Sakin sakin ilerleyelim. Buyurun geliyor. Göze batar bir biçimde gülümsemek. Sırıtmak. Bana mı soruyorsunuz? Sırıtmak. Cevap veriyorsunuz. 4100 oldu kasa. Şimdi şu ters köşe sorusunu hatırladınız mı? Evet. Sefa Bey'e sordum. Ters bir soruydu. Evet. O terslikte bir soru geliyor karşımıza. Gelsin. Batı kökenli bir kelime aradığınız. Kurşuna adres soran bilim dalı. Biliyorum ben bunu. Ah bana gelecekti diyenler var. Neydi? Neydi? Biliyorum. Harf alacağım. Buyurun. Balistik. Balistik 700 puan değerinde. Ha gayret. Bu da ürktüğüm sorulardan biridir. 9 harfli cevapların en ürktüğüm kelimesidir. Bir bakın bakalım. Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak. Koşar adım ilerlemek ya da hızlı hızlı yürümek. Harf alabiliyor muyum? Alırsınız. Bir tane harf alayım. İsterseniz bunun üstüne 4 tane. Seyirtmek. Vallahi bravo. Hani tam diyecektim ki yani eski klasik Türk romanlarında falan kalmıştır. Aldık gündelik konuşmada kullanan yok. Ama maşallahınız var. Tebrik ederim sizi. Bir yumuşak G ile hallettiniz hem de. Gelsin yenisi. Bu daha kolay. Bulunduğu yeri kendi kendine kazıp karıştırmak. Eşelemek gibi. Bilmiyorum. Bunu ses söyleyeceksiniz. Sığmıyor. Eşele. Hayır sığmadı. Olduğu yerde kendi kendine... Eşelenmek. 10 harfli iki kelimeden oluşuyor. Sondan bir önceki soru. Gözde Hanım hop oturup hop kalkıyor. Dur bakalım ne olacak. Yerleşim yerlerinde halkın zamanı öğrenmesi için kurulmuş olan yapı. İki kelime. Saat kulesi. Saat kulesi kaç harfli? 10. Şimdi sokak jargonu. Argo. Tabii. Ama biraz böyle naftalinli bir argo. Yani bunu kullananlar artık risk grubunda. Öyle diyeyim size. Bir bakın bakalım. Argo'da üstüne vazife olmayan bir işe karışmak, rahatsızlık vermek, en güzeli bulaşmak anlamlarına gelen bir tabirdir. Salça olmak. Hanımefendi, salça olmak. Vallahi tebrik ederim. Önce seyirtmek, ardından salça olmak beni benden aldınız. Çok şaşırttınız. Daha kuvvetli bir alkışı da hak ettiniz. Şunu da teslim edeyim efendim size. Güzel günlerde kullandınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hafta finali demektir. Hı. Hafta sanıyorum. Finalinde peki 8500'de kazanan, gelen bir insan olarak hedefleyeceğiniz puan kaç olmalı? 9000 ve üstü. 9800. Evet. Aşağısını kabul bile etmiyoruz. Yalan mı Gözden? Doğru, tebrik ediyorum. Kesinlikle teşekkür doğru çünkü ederim. Her şeyden önce sizin temsilciniz olacak. Tabii ki. Elendiyseniz eğer 9800'ü getirsin ki affedin. Yani.